2050 yılında Türkiye'nin demografik yapısı işte bu oturuyor. Mesela bazı makaleleri okuyor. Diyor ki çoğalma hızı bu. Bunun üzerine bak İngiltere böyle yapmış. Bu araştırmaları yapabilme kabiliyeti büyük ölçüde kentli ücret sahibi, meslek sahibi orta sınıflarda var. Orta sınıflardaki sığınmacı refleksi milliyetçi oluyor. Yani milliyetçi refleksler. Evet. Daha büyük ölçüde. Ama daha yoksul sınıflardaki tepki ekonomik biraz daha ekonomik. İşimi elimden alıyor diyor. Evet. Beni atıyorlar, benim yerime iki Suriyeli alıyorlar diyor. Bunları gönderin diyor. O daha çok cari döneme ilişkin bir analiz ama yapıyor. Ama öyle de oluyor diyor. Öyle de oluyor. İki taraf da kendince, kendi tabii bakış açısıyla haklı. En üst sınıflarda orada bir rahatlık var. Yani bunlar gelebildiği kadar onlar gelsin. Onlar görmüyorlar biraz. Onlar görmüyor. Bunlar gelebildiği kadar gelsin. Gelsin ki biz de ucuza işçi çalıştıralım. Ucuza ha, işte sigorta yaptırmayalım. Hem şey öyle hem de tabii dediğin gibi yaşadığı yerlerde, gezdiği yerlerde ya, görmüyor. Zaten onlarla karşılaşmıyor. Bu ülkenin İçişleri Bakanı televizyon ekranında ne ya, dedi? Ya evet. Ya bunları geri gönderirsek en çok iş adamları dedi. Ağlar dedi. Çalışma Bakanı ağzını açamadı. Evet. Niye Suriyeli çalıştırıyor? Ucuz diye çalışıyor. Hı. Sigortasız. Asgari ücretin yarısına para veriyor. Yani köle gibi kullanıyor. Ve İçişleri Bakanı bu durumu da övüyor. Bak diyor Suriyeliler diyor. Tabii. Bedavaya çalışıyorlar diyor. Ve senin 38 bin mi rakam verdin? 38 bin çalışma ruhsatı olan kişi herhalde 1 milyondan fazla çalışan var. 1 milyondan fazla. Peki. Çalışma Bakanı'na mesela soru sorun cevap verir mi? Veremez. Vermez. Vermez. Yani Çalışma Bakanı'na bir milletvekili çıksın desin ki Türkiye'de kaç milyon Suriyeli, kaç bin diyelim Suriyeli çalışıyor sorusuna cevap veremez. En son veriyi 2018'de 2019 yani 2020 değil. Covid başladıktan sonra hiç veri paylaşmıyor. 2018-2019'daki veriyi paylaşıyorlar. 30 bin kişi çalışma izni var. Aynı veri 3,5 milyonda Suriyeli var diyor. Bu Ercüment Akdeniz'in Evrensel de aynı zamanda gazeteciydi. Şimdi Emek Genel Başkanı. Onun söylediği veri. 38 bin kadar çalışma izni olan vatandaş Suriyeli. 38 bin nedir ya? Bu memleket milyonlarca Suriyeli'yi ağırlıyor. Ha, 38 bin tane çalışmayız mı? Bilmiyoruz. Ha o 138 olur. Ama sonuç itibariyle şey değil. Bu böyle milyonları bulmuyor. Gerçek veri değil zaten yani. O hiç şeyi olmayan, çalışma izni peki, olmayan, ya kaydı olmayan diyelim. Bakalım mı İstanbul'un hangi ilçesinde bakalım ne kadar yabancı var? Gürsel Tekin az önce söyledik CHP İstanbul Milletvekili İstanbul'un göç haritasını çıkardı. İstanbul'un 39 ilçesine baktı. Bakalım nasıl bir harita duruyor karşımızda. Değerli arkadaşlarım şu anda Türkiye'de toplam 5.500.690 yabancı bulunmaktadır ve bunların tamamı sığınmacı değildir. Türkiye'de bulunan yabancı ve düzensiz göçmen sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı. Bu sayının içinde Suriye iç savaşı nedeniyle ülkemize sığınmış olan 3.762.886 geçici koruma altındaki Suriyeli bulunuyor. Bir de ne var? 320.007 uluslararası koruma kapsamında işlemleri devam etmekte olan yabancılar var. Bu iki rakamı topladığımızda 4.082.693 eder ki bu Türkiye'de toplam sığınmacı sayısı demektir. Çataklı son 5 yılda Suriyeli sayısının artmadığı bilgisini de verdi. Son günlerin en sıcak başlığı sığınmacı konusuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Bakanlık tarafından resmi rakamlar böyle açıklanırken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin İstanbul'un göç haritasını çıkardı. Tekin'in yerel yöneticiler ve muhtarlarla yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan haritaya göre sarı ilçelerde Suriyeli göçmenler, turuncu bölgelerde Afgan ve Suriyeliler, kırmızı renkli ilçelerde Suriyeli ve Afganların yanı sıra Pakistanlı, Katarlı, Özbek ve Türkmenler yoğunluğu oluşturuyor. Gürsel Tekin bu çalışmayla İstanbul'da 2 milyon yabancının bulunduğunu, sadece Esenyurt'ta 250 bin yabancı olduğunu açıkladı. CHP'li Tekin bilim insanlarının tahminlerine göre toplam 8 milyon geçici koruma statüsünde ikamet izni olan veya kaçak giriş yapmış sığınmacı Türkiye'de bulunduğunu belirtti. Yani İçişleri Bakanlığı verilerinin neredeyse iki katı. Evet,
Şimdi bugün Sözcü Gazetesi'nde, Cumhuriyet Gazetesi'nde de var. CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in yaptığı bu araştırma, bu ortaya koyduğu harita. Hatta Sözcü Gazetesi'nin iç sayfasında haritayı görüyoruz. Böyle farklı renklere bölünmüş. O renklerden işte bazıları Suriyeli göçmenleri, işte biri Afgan ve Suriyeli göçmenleri, biri de Suriye, Afgan, Özbek, Türkmen, Pakistan, Afrikalı bütün gelen yabancıları gösteriyor. Bu şekilde yakından incelemek de mümkün. Silivri, Çatalca, Arnavutköy, yani her yerde var. Sadece renklere göre hani hangi ilçede daha çok ülkenin vatandaşı var ağırlıklı olarak, kimler yaşıyor onu görüyorsunuz. Bir de tabii konut piyasasına etkilerini de anlatmış CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin. Bu da bir problem diyor. Durum böyle yani İstanbul'da. Şey konusunda, konut piyasasının etkisi konusunda şey olduğu zaman, yani bu nüfusun boşalması halinde kiraların vesairenin düşeceği çok açık. Şeyin en alt kesimlerin verdiği ya da orta sınıfların, yani büyük ölçüde kentte yaşamaya gayret gösteren ama serbest sahibi olmayan kesimlerin en öfkeli olduğu konulardan bir tanesi bu. Konut fiyatları. Ya yani bunlar diyor şişiriyor. Bunlar kiraları arttırıyor. Buna ilişkin bu unsur, yani mutlaka kiraları yukarı çıkartan sebeplerden bir tanesi ama en önemli sebeplerden biri olduğunu düşünmüyorum. Ama bu da bir unsur, bu da bir sebep. Fakat ortada sürekli görünen bir şey olduğu için, yani kenti gezerken sürekli karşınıza çıkan bir şey olduğu için şöyle bir zanla da kapalıyor bence halk kesimleri. Bütün sorunların sebebi, kaynağı bu etrafta gezen bu insanlar. Bu da bir tuhaf durum yaratıyor. Yani işte kiraların artmasının sebebini mesela şöyle yorumlamıyor. Ya bak, inşaat maliyeti arttı, tuhaf bir arz azalışı var. Bir yandan faizler düştüğü için gayrimenkul yatırım aracı haline geldi. Evet. Buraya para akıyor ve çok fazla gayrimenkul satın alan bir grup insan var. Bunlar görünmüyor ama. Şey de görünüyor. Şey değil yani, burada korumaya çalıştığım için değil. Hakikate yaklaşalım diye söylüyorum. Yani yok, zaten biz konut piyasası ilgili uzmanları aldığımızda da ben biliyorum, hatırlıyorum. Yani tamam, bir etki var ama oransal olarak baktığında yabancıların konut alıyor olmasının etkisi, payı öyle %50, 60, 70 falan değil. Şeyde kira piyasasını mülteciler, sığınmacılar etkiliyor. Şey, konut fiyatını yabancılar belki bir miktar hani gidiyor dolarla alıyor, rahat rahat aldıkları için etkileyebiliyorlar. Yabancılar da orada tabii şey, zengin yabancılar yani. Onlara ne diyor bu arada, bunlara da vatandaşın tepkisi ne diyor, o belirsiz. Şimdi yeni... Yani Arap turistler de tepki çekiyor bana kalırsa artık. Bilmiyordum, yeni öğrendim diyeyim. Bir ev kiralayana, yabancısın, Suriyelisin, Afgansın, şu bu. Geldin, burada bir ev kiraladın değil mi? Bir yıl oturma izni veriyorlarmış. Biliyor muydunuz? Hayır. Ben de yeni öğrendim. Ya dünyanın neresine? Şimdi sen gittin İngiltere'ye, bir ev kiraladın. İngilizler sana bir yıl oturma hakkı mı verecek? Veriyorlarmış. Bir yıl, yani ev kira kontratı götürdü. Diyorlar ki bir yıl oturma hakkım var. Şimdi bu kaçaklar yakalandı diyor ya. Bir tanesi diyecek ki ben ev kiraladım. Ev kiralamadan nasıl yaşayacak? Hayır, ev kiraladın. Kira kontratı. Kira kontratı yeterli. Bir yıl seni atamıyor. Kaçaksın, nasıl gezdin, ne yaptığını sormuyor. Bir yıl izin olur mu ya? Niye kiralar falan da? Bir sebebi de bu. Diyelim ki binlerce kisi otursun oturmasın. Birisi de gidip bir kira sözleşmesi yapıyor ve o evi gösteriyor ve o ev kapısı kilitli duruyor orada. Niye? Adamın Türkiye'de kalma garantisi. Kimse onu sınırlı dışı ettiği zaman kontratını diyor ki bak ben ev kiraladım, bir yıl oturma hakkım var diyor. Evet. Yani sorun hakikaten o kadar büyük yani, şey var ya, bu enflasyon, niye Türkiye'de enflasyon var? Efendim işte kuzeyimizde savaş var. Bak şey ölüyor, Amerika 40 yılın en fazla enflasyonu gibi yuvarlak laflarla meseleyi geçiştirirken de niye Türkiye'de böyle bir kiralar pahalı? Efendim Suriyeliler var, Afganlar var, İranlılar var. Topu hemen birisine atarak sorunu işte onunla çözme gibi kolaycılığa da gidebiliyorsun. Evet, onlar etkili. Etkisiz demiyoruz. Ama yüzde kaç etkili? Evet. Halbuki meseleyi çözüme kavuşturacak o kadar çok çözüm önerisi var ki, yani atıyorum. Yani konut fiyatlarını aşağı çekecek bir dolu böyle küçük mali tedbir var. Hiç olmadı TOKİ mesela. TOKİ ev yaptıktan sonra satıyor. TOKİ kiraları düşürebilecek regülasyonlar yapabilir. TOKİ
yaptığı evleri kiralayabilir. Hı hı. Yani şimdi siz atıyorum, örnek veriyorum, Beylikdüzü'nde bir TOKİ konutları, toplu konutlarının aylık 700 liraya, 800 liraya kiraya verildiği bir ortamda yanı başındaki konutu 5000 liraya kiraya veremezsiniz bir ev sahibi olarak. Yani aşağıda indirebilir. Hiçbir şey yapmıyor ama devlet. Hiçbir şey yapmıyor. Umurunda değil. Konuya tümüyle gözlerini kapamış durumda. Bunun nedeni de bence konut sektörüyle şey arasındaki, iktidar arasındaki... Evet.